İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Faks numaramız ise 0212 454 56 26. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Var mı bir senediniz? Bir gün Hazreti Ömer emredip askerine gazaya göndermişti kâfirler üzerine. Savaşa gidenlerin evlâd-ü iyalini yoklayıp sordururdu onların ahvalini. Dolaşırdı kendi de her gece bir var diye. Yardıma muhtaç olan bir kimse var mı diye. Yine böyle gezerken şehirde geceliğin bazı sesler işitti içinden bir hanenin. Dinledi. Diyordu ki bir fakir kadıncağız, "Erim gitti gazaya. Biz şimdi ne yaparız? Aç ve susuz olarak bıraktı evde bizi. Biliyor mu halife acep bu halimizi?" Bunu duyup oradan gitti hemen evine. Bir çuval un sırtlayıp o eve geldi yine. Kapısını çalarak dedi ki, "Bunu alın. Bir ihtiyaç olursa doğruca bana varın." Dertli kadın çok memnun oldu bu hediyeden ve hatta mahcup oldu kendisi halifeden. Hayret etti onun bu merhametli haline, dönünce haber verdi bu işi helaline. Ona bundan ötürü ettiler hayır dua. Dediler, "Böyle melik görmez artık bu dünya." Yine Hazreti Ömer, halifelik devrinde, fakirdi, pek parası bulunmazdı elinde. Hatta bir bayram idi. O zaman çoğu eshap, almıştı çocuğuna bayramlık yeni esvap. Hazreti Ömer'in de oğlu gelip yanına, dedi ki, "Babacığım, bir elbise al bana." Lakin onu alacak parası yoktu onun. Durumu söyleyince çocuk çok oldu mahzun. Sair arkadaşları sevinçliydi o ara. Zira yeni elbise alınmıştı onlara. Memnunken her bir çocuk bu elbiselerinden, yamalıydı onunki, hem de birkaç yerinden. Onlar bunu fark edip yanına toplandılar. Kendisini alay ve istihzaya aldılar. Üzülüp geldi çocuk babasının yanına. Durumu ağlayarak söyledi tekrar ona. Hazreti Ömer dahi üzüldüyse de ancak, yoktu o gün parası bir elbise alacak. Çağırdı huzuruna Beytülmal memurunu. Anlattı kendisine çocuğun durumunu. Buyurdu, "Gelecek ay maaşıma mahsuben, biraz avans olarak para istiyorum ben." Bu teklif karşısında düşündü memur biraz. Veremeyeceğini şöylece eyledi arz. Dedi ki, "Mazur görün bu hususta beni siz. Zira gelmez yerine sizin bu isteğiniz. Çünkü yoktur hakkınız o maaştan almaya. Var mı bir senediniz 30 gün yaşamaya?"
bir ay daha ömrünüz olduğunu bildiren bir imza atarsanız öderim ben de hemen. Hak verdi memurunun bu haklı sözlerine, üzüldü, pişman oldu avans istediğine. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve evliya-i kiram büyüklerinden olan Muhammed Bakirillah Kudüs'e soruk buyuruyorlar ki, sakın helal ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olmayasın buyuruyor Muhammed Bakirillah Kudüs'e soruk. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Bahattin abi kolay gelsin. Sağ olun. Osman abi size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Abi benim sorum dişimde köprü var. Dolgu gibi bir şey. Hanefi mezhebindenim. Fakat buraya kaç kişi geldiyse hani arkadaşlarımız, namaz kılan insanlar yanımızda soruyorum. Mezhebini değiştirme diş dolgusu için falan gibi sözler söylüyorlar bana. Diyanet Vakfı'nı bile aradım. Onlar bile ödedi dedi. Diş dolgusu için mezhebini değiştirme dedi. Size bir danışmak istedim hocam. Kefem. Başka sorun? Bir de aynı konuyla ilgili buna dair bir ayet veya hadis var mı Osman abi? Peki. Kusura bakmazsanız bir de bunu soracağım. Peki efendim. Oldu efendim. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Allah inşallah cümlemizden razı olsun. Orada emeği geçenlerden hocam. Amin sizden, amin. Dinleyenlerden Ömer de herkese. Amin. Allah inşallah ilmi hocamızla başta olmak üzere. Emine tüm geçenlerden Allah inşallah bin kere razı olsun amin, abi. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Kurban olduğum yüce Rabbim, benim okumuşluğum yok hocam dediydi mi hani geçenlerden aramıştım ya sen. Çok sevindim, çok mutlu oldum sizinle konuşunca. Estağfurullah. Kurban olduğum Allah-u Teala cümlesinin yavrularına ahıl fikir versin. Amin. Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bakanımızı, devletimizi Allah-u Teala korusun yüce Rabbim. Amin inşallah. Bu insanların eline koymasın yüce Rabbim kurban olduğum. Amin inşallah. İnşallah. Allah-u Teala sizlere de iki cihan saadeti versin. Cenab-ı Hak size de, çoluğunuza, çocuğunuza da, bütün dinleyicilerimize de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnesinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle amin karşılaştırsın. Son nefesi de iman amin selameti versin hocam inşallah. Amin. Amin hocam. Allah razı olsun amin bir kere. Peki efendim. Hadi sorularıma geçeyim hocam. Buyurun. Ben 20 senedir mesela dinliyorum hocam. Okumuşluğum yok yani. Bazı dinleyicileri bize falan pişman diyorlar. Ben okuyorum şunu diyorlar. Ben mesela bir tarikatçıya katıldım böyle. Bana dedi ki sen dedi Osman Ünlü hocayla dedi konuşmayacaksın, ilişmeyin. Hayır dedim, ben hocamdan vazgeçmiyorum dedim. Ama dedim siz dedim bir erkek bir perdeleri kapatır da dedim bir bayanların içine girer de dedim ellerini tutuşur orada insanlar bayılır mı dedim. Bu dedim Müslümanlığa yakışır mı dedim. Ben çıkacağım dedim. Ben sizden çıkıyorum dedim. Benim kapıma geldiler, çevirdiler hocam. Bundan 10 sene öncesi. Arkadaşlarıma dert ettim. İsterken dedim beni öldürün siz burada dedim. Ben kesinlikle dedim ben Osman Ünlü hocamdan ayrılmıyorum dedim. Madem Müslümansanız dedim beni niye tehdit ediyorsunuz dedim. Benim o komşuluğum yok, siz beni kandırabilirsiniz. Ama Rabbimi kandıramazsınız. Ben Hazreti Ali'yi gördüm, kurban olduğum yüce Rabbim. İsteyen Mevlasına da kavuşuyor hocam. Evet. Yani cennet, cehenneme kurban olduğum Allah-u Teala hep insanın kendi iradesindeymiş hocam. Tabii. Çok güzel yakalamış. Ben bunu bildim. Ben bunu seyrettim. Rabbimden ben bunu istedim. Sizler için de çok dua ediyorum hocam. Peki. Çok teşekkür ederiz. O iki yavruma da kurban. Amin. O iki yavruma da kurban olduğum Allah-u Teala iki cihan saadeti versin. Hep dua amin ediyorum. İnşallah. Özür diliyorum. Allah'ım peki, ben bunları bilmiyordum. Bu kadar okumuşluğum yok. Özür dilerim Allah'ım diye dua ediyorum hocam. Bir de sünnetlerini kılarken ilk kazaya kalmış öğlen namazının farzına diye niyet ediyorum. Vaktin farzından önce farzını 4 rekat namaz kılmak diyorsunuz hocam değil mi?
yakalaşmış. Yani önemli olan 4 rekat namaz kılmak sünnet, o sünnet olur mu? Sabah namazının da sünnetini kılarken hani güvet olduğu için diyorsunuz. Sünnetini olarak kılıyorum. Evet, doğru yapıyorsun. Vaktin farzından önce de geri tekrar 2 rekat namaz kılıyorum hocam. Ondan sonra vaktin farzını kılıyorum. Sabah namazının da. İyi yapıyor muyum hocam? Ha, sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra mı? Yok. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra. Orada kaza kılma artık. Farzını kıldıktan sonra kıl. Tamam. Tamam. Peki efendim. Sünnetlerini ölene kadar da böyle devam edebilir miyim hocam? Tabii. Oldu efendim. İyi teşekkür günler. Ederiz. Buyurun. İyi günler. Dinleyicimiz düştü herhalde. İyi günler. Buyurun. Alo, hayırlı günler hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hocam ben de biraz önce ablamız gibi bizi dinleyenlerden, sizden devletimize, emirlerimize, vatansever askerlerimize, polislerimize, milletimize ehl-i sünnetin zarar gelmemesi için dua istiyorum inşallah hocam. Allah-u Teala vatanımızı da milletimizi de Müslümanları da afat-ı semaviye ve arziyeden muhafaza buyursun. Ve bizi dinleyenlerin de böyle dua ettiklerine biz inanıyoruz ve dua da ediyorlardır. İnşallah. Yani meydanlara gidenler orada gaza ordusu oluyor inşallah. Bir de arkalarında dua ordusu olmasını istiyoruz inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Hocam 3 tane sorum vardı. Bu haşhaşiler falan diyorlar da hani Müslüman olup kendi ülkesine saldıran falan diyor. Bu konuda hani bilginiz varsa, tabii her konuda bilginiz olması mümkün değil de. İkincisi de bu Ali Suvay diye birisi Müslüman değilmiş herhalde. Sarık bağlamış. Abdülhamit Han'ı kellesini almaya gitmiş falan diyor. Üçüncüsü de hocam bazıları bu emire, bazı İslam alimleri emire itaat vacip diyor, sünnet diyor, farz diyen oluyor. O bu üç konuda bilginizi alabilirsem ben. Peki efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam buyurun. Efendim ilk dinleyicimiz dişimde de köprü var tabii, dolgusu da var onların dedi. Herkes dedi bir şey söylüyor falan dedi. Hatta ben Diyanet'e de sordum dedi. Sakın mezhebini değiştirme. Mezhep değiştirmiyor ki. Mezhep taklit ediliyor. Evet. Şimdi Diyanet'e vazife alanlardan hat zamanı Mina'da, Müzdelife'de Maliki'ye göre olur, Şafii'ye göre olur. Devam edin diyorlar. Peki ne yapıyorsunuz siz orada? Haç'tan gelenler diyorlar. Diyanet'teki işte rehber olan hoca bize böyle dedi. Sonra da kalkıyorsun. Diyanet'te görev almış birisi de mezhep değiştirme. Yani Diyanet mensubu olarak sen, Diyanet'te vazife alarak Haç'tan mezhep mi değiştirip geliyorsun sen şimdi? Bunu böyle söylemek cahilliğin daniskası. 4 mezhep de halktır. Kendi mezhebinde bir farzı yaparken kendi mezhebinde çıkış yolu yoksa diğer 3 mezhebine birisini taklit etmenin caiz olduğunu Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitapları olan İbn-i Abidin'i yazıyor. Bütün fıkıh kitapları yazıyor. Diğer aynı şekilde 3 mezhebin fıkıh kitaplarında da var bu. Yazıyor. Bu mezhep değiştirme etkiyi ki. Bir konuda sıkıştın. Niye aynı şekilde diş dolgusu veya kaplaması olan Hanefi mezhebindeki bir Müslüman Maliki veya Şafii mezhebine taklit? Sadece Hanefi'deki değil, Hanbeli mezhebindeki de. Çünkü 4 mezhepten ikisi Hanefi ve Hanbeli mezhebi, İmam Azam Yubani Hazretleri ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri usul alırken ağzın içerisini yıkamak farz buyuruyor bu ikisi. Peki efendim öbürleri farz demiyor mu? Farz diyebilmesi için yani elinde ayet ve hadis olması lazım değil mi? Ayet varsa öbürleri niye farz demedi? İşte onun için Kur'an-ı Kerim'den din öğrenilmez diye habire naklediyoruz. Ehl-i Sünnet âlimler çok güzel izah etmişler. Evet. Farz olanların bazılarını Peygamber Efendimiz kendisi de bildiriyordu. Sadece ayet olması şart değildir buyuruyor. Fıkıh kitaplarında bunlar açık açık yazılmış. Ehl-i Sünnet âlimleri de anlatmışlar bunları. Yazmışlar, kitaplarını da yazmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gusülde, gusül abdest alırken ağza ve buruna su vermekte fazla mübalağa ediyor, çok dikkat ediyorlar. İmam Azam Yubani Hazretleri Peygamber Efendimiz'in bu tatbikatına açık bir sözü yok. Ha, ağzın içerisi yıkanacak. Buruna da aynı şekilde su verilecek. Bütün vücut yıkanacak. Bunlar hakkında hadis-i şerif var da farzdır, vaciptir, nafiledir denmemiş.
İmam Azam İbrahim Hazretleri Peygamber Efendimiz'in tatbikatına, diğer hadis-i şeriflere, Eshab-ı Kiram'ın aynı şekilde bu konudaki hassasiyetine bakıyor. Hayır diyor, o kadar mübalağa edilmesi bunun farz olduğunu gösterir. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de o hadis-i şeriflere bakarak, Peygamber Efendimiz'in tatbikatına bakarak, Peygamber Efendimiz'in sadece sözleri değil, fiili olanlar var, kavli olanlar var, takriri olanlar var. Üç kısım diye anlatılıyor hadis-i şerifler. Fiili, kavli olan sözle söylüyor. Fiili olan yaparak gösteriyor. Takriri olan, Eshab-ı Kiram'dan birisi bir şey yapıyor, Peygamber Efendimiz görüyor, ses çıkarmıyor. Eshab-ı Kiram diyor ki tamam bu doğru. Bunun yaptığı doğru. Bunun yaptığı doğru. Mesela yanlış hatırlamazsam, hatırlamıyorsam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaatle namaz kıldırırken Semeallahu lümen hamide. Ya Hazreti Muaviye veya da aynı şekilde Ebu Süfyan radıyallahu teala hazretleri. Rabbena lekel hamd diyor. Resulullah Efendimiz tasdik ediyor bunu. Ezan okunurken sabah ezanında Bilal-i Habeşi radıyallahu teala an hazretleri hayya alel felahtan sonra Es-salatu hayrun minen nevm ilave ediyor. Ne güzel buyuruyorlar Resulullah Efendimiz. Tasdik ediyor. Ne oldu? Sünnet oldu. Çünkü Resulullah Efendimiz. Onun için kavli yani sözle, fiili yaparak, bir de takriri olanlar var. Üç kısım olarak ayırmış. Hadis alimleri de bunları ayırmışlar. Dolayısıyla İmam-ı Azam İbani Hazretleri bütün bunlara bakıyor. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de bakıyor. Ha diyor ki gusülde ağzının içerisini yıkamak farz. Peki farz olunca ne olur? O eğer olmazsa gusül olmaz demektir bu iki mezhepte. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik Hazretleri de bakmış. Evet demiş yani. Gusülde ağzının içerisini yıkamak lazım. İmam Malik de, İmam-ı Şafii Hazretleri de. Ama diğer aynı şekilde tatbikatlara bakıyorlar. Ama diyor farz değil, sünnettir. İkisi sünnettir diyor, ikisi de farz diyor. Dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan, hani şimdi dininizi Kur'an'dan öğren. Yok ki Kur'an-ı Kerim'de. Yok. Ne yapacaksın sen şimdi? Hani dün de anlattık ya, daha önce o kitap evinin genel müdürlüğü, hakikat kitabının genel müdürlüğü, Recep, Şerif Kayacan, Allah rahmet eylesin. Yani gidiyor diyor ki, ben diyor işte dağdan geldim çobanım diyor. Gusül abdestini bilmiyorum, nasıl alacağım? Guslün farzı kaç? Üç diyor. Tabii ondan sonra da rahmeti Şerif abi, hani tabir caizse sazı eline alıyor. Diyor ki o Hanefi mezhebine göre. Sen diyordun ya mezhepleri kaldır. Yok et onları. Kur'an'dan öğren diyordun. Söyle bakalım demiş. Ne yapacağım ben gusülde? Kem küm kaçıyor ondan sonra. Adamın bilgisi yok. Cahil. Ha. Cahil halk da bunu. Tabii canım. Kur'an varken öbürlerine ne gerek var? Kur'an'da yazmaz bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boşuna mı gönderdi Allah-u Teala? Lüzumsuz mu gönderdi? Vahiy size mi geldi? Peygamber Efendimiz'in sözlerine itibar etmezseniz, Peygamber Efendimiz'e gelen vahye nasıl itibar edersiniz? O ayet-i kerimeye nasıl itibar edersiniz? Yok, bunlar pusuda bekliyor. Gün gelecek ayetleri de. Canım bu ayet o zamana aitti, bu zamana aittir. Bunların kaldırılması lazım. Bunlarla amel edilmemesi lazım. İslamiyet'i kaldırmak lazım diyecek. Bu mezhepsiz tayfası. Evet. Onun için çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla efendim, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman, kadın olsun erkek olsun, diş tabibine gider. Diş tabibinde orada söz sahibidir. Diş tabibi der ki bu dişi dolduralım, bu dişi aynı köprü yapalım, bu dişi kaplama yapalım. Ona tabi oluruz. Ha tercihine sana ait. Yok arkadaş, ben aynı şekilde yani başka mezhebi taklit direkt meşakkete katlanamam, bilemem edemem falan. Bana köprü değil, müteharrik tak. Şimdi öyle müteharrik dişler var. Evet. Protez dişler var. Böyle de takılabilir. Onda problem yok. Gusülde de abdestte de problem yok o zaman. Yok orada diş tabibine tabi oluruz. Ondan sonra da ilk gusül gerektiğinden itibaren Maliki mezhebi, Hanefi mezhebine yakın olduğu için gusül, abdest ve namazda Maliki mezhebinin gusülde, abdestte ve namazda farz dediklerine uyarız. Müfsit dediklerinden de sakınırız. Diğer hususlarda kendi mezhebimdeyiz. Peki taklit etmezsek cenabetten kurtulamayız. Evet. Gusülümüz olmaz. Gusülümüz olmayınca abdest de olmaz. Gusül abdest yoksa namaz da olmaz. İyi. Abdestle yapılan ibadetler tavaf da olmaz. Haçta. Evet. O da olmaz. Okuduğun Kur'an-ı Kerim cünüp cünüp okursun Kur'an-ı Kerim'i de. Musaf'ı da aynı şekilde cünüp cünüp tutarsın. O pislikte kurtulamazsın. Bir de hani dinleyicimiz dedi ayet ve hadis var mı? Bu konuda ayet hadis olmaz. Yok. Peygamber ayet-i kerime ana hatları bildirir. Anayasadır. Onu açıklayan hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifler de belli bir noktaya kadar açıklar. Ondan sonra müştehit alimler devreye girer. Bizim anlayacağımız seviyede izah ederler. Onun için dinimizi ayet ve hadisten değil, fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Ehl-i sünnet alimlerin nakli esas alan fıkıh ve ilmihal kitaplarından öğreneceğiz. Gelelim efendim diğer dinleyicimizin ilk sualine.
Dinleyicimiz dedi ki benim dedi okuyup yazmam yok dedi. Beni bir tarikat diye bir şey götürdüler dedi. Orada bir baktım dedi el ele verdi kadın erkek dedi. Böyle tutuluyorlar bilmem ne yapıyorlar falan filan dedi. Ben demiş gelmem. Ha demiş sen Osmanlı'yı dinlemeyeceksin. Tabii Osmanlı'nın onların yanlış olduğunu, haram olduğunu, hatta çok özür dilerim tarikat adı altında zındıklık yapıldığını söylüyor. Onun için de Osmanlı'yı tarikat düşmanı değil ilan etmiş bazıları. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Biz anlatıyoruz bunlar neci? Bunlar ehli tarik ve tarikat büyükleri bunlar. Tasavvuf büyükleri bunlar. Ve bunları sevmek lazım olduğunu, hayatlarını okumak lazım olduğu, dedikleri, buyurdukları yoldan gitmek lazım olduğunu anlatıyoruz. Bir zamanlar aynı şekilde birisi seneler önce TGRT eski binasındaydı. Açtı dedi ki ben işte siz dedi kaza namazları konusunda dedi böyle söylüyorsunuz dedi. Ben dedi Kadiriyim. Ciddi mi dedim? Ciddi dedi. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni seviyorsun. Evet dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri kitabında yazıyor dedim. Kendi ceddinden Hazreti Ali'nin radıyallahu anh Hazretleri naklettiği bir hadis-i şerifi zikrediyor. O hadis-i şerifte kazaya kalan namaz borcu olan nafilelerin kabul olmayacağını bildiriliyor hadis-i şerifte. Bunu da nakleden kitabında yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sen de diyorsun ki ben Kadiriyim, şeyhim Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ondan sonra da bunu kabul etmiyorsun. Nasıl dedim Kadiriyelik bu? Nasıl Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni seviyorsun? Ben Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni seviyorum ama bu dediğini kabul etmiyorum. Bu nasıl tabilik ki? Ben Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri çok seviyorum ama dediği yoldan gitmem. Bu ne demek ya? Bu ne demek o? Zamanımıza da yok. Ben Müslümanım. Ama hayatımda İslamiyet'le alakalı hiçbir şeycik yok. Nasıl Müslümansın ya? Müslüman olan bir alametleri olur. Bunların hiçbirisi yok. Onun için de efendim ben de hemen orayı terk ettim. Beni tehdit ettiler falan ama dedi dinleyicimiz mesela okuyup yazmam yok ama dedi ben dedi şunu iyi anladım dedi. 20 senedir sizi dinliyorum dedi. Yani cennete cehenneme gitmek insanın kendi iradesine verilmiş. Tebrik ederiz. Öyle tabii ki. Tercihini kullanıyorsun. Sen her haltı yiyorsun. Ne yaparım canım benim kaderim böyleymiş falan. Tercih eden sensin ama. Seni kimse silah dayayıp da yaptırmadı ki. Silah dayayıp iç geçirmedi. Silah dayayıp namaz kılmayacaksın demedi. Gusül abdesti almayacaksın demedi. Böyle bir şey demedi. Sen gevşek davrandın. Salla gitsin dedi. Ve seni de bir gün sallayacaklar. Evet. Kendin bilirsin. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı sonra yaparım diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, bugünün işini yarına bırakma, aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma. Şunu iyi bil ki Allahü Teala kullarını makam ve mevkilerine göre değil, amellerine göre hesaba çekecektir. Allahü Teala ikaz ediyor, o halde dikkatli ol. Çünkü sen boş yere yaratılmadın. Bu sebeple de başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Peygamber Efendimiz, kıyamette herkes şu 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Ömrünü nerede nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Bedenini nerede yordu, hırpaladı? Buyuruyor. Bu soruların cevabını hazırla. İnsan öldüğü zaman dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi dünyada kalacaktır. Ağır bir hastalığa yakalandığı zaman bile mal, mülk, evlat demeyip sadece benim akıbetim ne olacak diye kendini düşünür. Madem ki ölüm mutlaktır, niye akıbetimizi düşünmeyi sona bırakıyoruz?
Son nefeste imanla gitmek istiyoruz. Son nefesimizi de ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Her an olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Şimdiden Allah demeye, her şeyi Allah için yapmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruyor. Bu, dinin emir ve yasaklarını sonraya bırakanlar helak oldu demektir. Allahü Teala'yı unutturan mal, mülk, makam ve mevkiler hep dünyalık olur. Fakat onun rızasına uygun şekilde kazanılıp kullanılanlar dünyalık olmaz. Dünyalık şeylerin ne kıymeti vardır? Maalesef şimdi insanlar dünyalık işleri birinci plana alıyor, ahiret işlerini ise arka plana atıyor. Halbuki her şeyin başı birinci derecede önemli olan Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak ve onun emir ve yasaklarına uymaktır. Kıyamet günü öyle dehşetlidir ki, hamile kadınlar korkudan çocuklarını düşürecektir. O gün gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar parça parça olacak ve yok olacaktır. Bir insan o güne nasıl hazırlanmaz? Önümüzde 5 büyük imtihan vardır. 1. Son nefes. Nice alimler son nefeste imansız gittiler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, 3 hocası imansız gittiği için üzüntüden genç yaşta kamburlaşmıştı. Peygamber Efendimiz son sözü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olan cennete girer buyuruyor. Bunu söylemeyip para derse, yani para için dinini terk etmişse veya aman doktor kurtar derse, yani şifayı doktordan bilirse cehenneme gider. Şefaatlerin, müjdelerin hepsi son nefeste imanla ölenler içindir. 2. Kabir suali ve azabı. Sual meleklere cevap olarak kabir suallerini ve cevaplarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur buyuruldu. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır. 3. Mahşer azabı. Mahşer günü güneş bir mızrak boyu alçalır. Dümdüz bir çölde herkes günahı nispetinde sıkıntı çekerek hesabının görülmesini bekler. O sıkıntılı günde bir grup insan uçarak gelip arşın altında gölgelenir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup dünyadayken sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır. Mahşerin süresi 50 bin ahiret senesidir. Ahiretin tek bir günü dünyanın 1000 senesidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu yolun büyüklerini tanıyıp onların yolunda gidenler için mahşerin süresi arşın gölgesi altında serin suların başında 2 rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü. Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümden sorular vardı. Buyurun. Efendim, ikinci dinleyicimizin bir sual daha vardı. Ben dedi, kaza borcum olduğu için sünnetleri kazaya diye niyet ediyorum dedi. Mesela sabah namazının sünnetine siz vacip makamında dediğiniz için dedi, ben sünnet diye kılıyorum. Fakat dedi, ondan sonra 2 rekat kaza kılıyorum. Orada kılınmaz. Yani sünnetle farz, farzla sünnet arasında başka bir şey girmez. Evet. O değişmiyor. Ama sabah namazının farzını kıldıktan sonra kalkıp 2 rekat kazaya kalan namaz kılabilir. Nafile kılamaz. Önce de kılabilir. Tabii önce de kılabilir. Sünnetten önce. İkindinin farzı ve sabahın farzı kılındıktan sonra nafile kılınmaz, kaza kılınır.
Bunu da piyasa yanlış anlıyor. Evet. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi tarihte de böyle haşhaşiler varmış. Çok o. Mesela en çok gündeme giren şey Hasan Sabbah. Hasan Sabbah. Haşhaşi olarak aynı şekilde bilinen bu. Adam öyle bir sistem geliştirmiş ki tam böyle eşkıya. Ama cahilleri topluyor. Eroini basıyor bunlara. Adam bayılıyor. O baygın halde her türlü eğlenceni, içkinin, kadının böyle olduğu yere taşıyorlar onları. Adam kendine geldiği zaman bakıyor ki her türlü yiyecek, içecek, kadınlar, kızlar, ondan sonra içkiler cümbüş gidiyor. Adam orada eğleniyor, ediyor falan. Gene aynı şekilde bunu veriyorlar. Oradaki görevliler gene şey yapıyor. Onu tekrar öbür tarafa alıyor. Adam uyandığı zaman yani oradaki yaşadığı zevki şeyi hatırlıyor. Diyor ki orası cennetti. Bana itaat edersen oraya gideceksin. Adam da cahil zaten. Yaşadı ya, gördü ya. Yaşadı, gördü ya. Ondan sonra adam da mesela kaleden at aşağı diyor. Oraya gideceksin. Salak ne misin? Altyapısı diyor. Küt diye atıyor. Falanı götür öldür diyor. Cennete gideceksin. Adam gidiyor öldürüyor. Ya daha yakın zamanında aynı şekilde haşhaşi olmak şart değil. Bugün de var haşhaşiler. Değişik şekiller de var. Mesela şu canlı bomba. Evet. Yaşlı bir adam. Gazeteleri çıktı. Adam beynini öyle bir yıkamışlar ki sen demişler gidip bu bombayı patlatırsan cennette sana 70 tane huri verilecek. Bana diyor 70 huri verilecek. Adam beynini işlemişler. Cahil. Altyapı da yok. Adam kafayı karıyla kızla bozduğu için huriyi de duyunca peşi peşi aynı şekilde canını bile ortaya koyabilecek. Başkasını öldürmüş, katil olmuş, cehenneme gidecek, intihar ediyor falan. Bunları bilmiyor, altyapısı yok. Nerede cahil kimse varsa bunları kandırmak kolay olur. Zamanımızda da aynı şekilde din adı altında, hizmet adı altında bu şekilde böyle bir örgütlenme olmuş. Zaten böyle bir niyeti olan bir kimse dünyanın şu anda güçlü devletlerinin istihbarat örgütleri hemen devreye girerler. Bunları aynı şekilde örgütlerler, dizayn ederler. Başlarına da aynı şekilde böyle tabu dokunulmaz artık her söylediği hikmet dolu. Ne yaparsa yapsın yaptığı her şey aynı şekilde helal mubah diye bir adamın dizinde dikerler. Böyle beyin yıkama noktasına gelirler ki ondan sonra o denen her şeyi yerine getirmek mecburiyetinde kalır. 1980 ihtilalinde ben öğretmendim, milli eğitimdeydim. O zaman genelkurmaydan bir şey gelmişti. Ortaokullara kadar inmişti o anarşi hadiseli o dönemlerde. Orada benim bir şey dikkatimi çekmişti. Kız öğrencilerin beyni 15 günde yıkanıyormuş, temizliyorlar. Yani adapte ediyorlar. Çünkü ben çalıştığım lisede hem de komşum karşıda yani böyle mütedeyyin bir aile. Abisi esnaf. İşte bir abisi işte üniversitede okumuş falan filan derken birazcık böyle sosyalist ayaklarında falan filan. Kızı bir aldılar çalışkan kız birden komünist oldu. Ve abisine, o esnaf olan abisine faşist diyordu. Beyni yıkandı gitti. Evet. Halbuki o faşistin yemeğini yiyordu. Tamam mı? Onu düşünecek halde değil. Beyni yıkanmış ve bitmiş. Erkek öğrenciler de bir ayda yayınlanmış. Bir ay içerisinde onların da beyni yıkanıyor. Bir ay içerisinde onun aynı şekilde beyni yıkanıyor. Allah-u Teala yani onun için mesela biz böyle duruma düşürmesin. Hiçbirimizi, hiçbir vatan evladını da böyle bir duruma düşürmesin. Zavallı duruma düşüyorsun. Artık beynin seninle alakalı değil, satın alınmıştır. İçine bir şey, bir virüs girmiştir. Düşünemiyorsun, sıhhatli düşünemiyorsun. Örtülü yani, örtülü. Manyak artık, haşhaşi yani bu. İşte emir geldi, bu böyle olacak, adam gidiyor. Yaptığı iş günahtır, haramdır, katliamdır, intihardır. Bunun neticesinde cehenneme gidiyorum falan, böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala yani düşünemiyor. Bunların hiçbirisini düşünemez hale geliyor. Böylelerinin kötü niyetli kimselerin bu tuzaklarına düşmeyi bizi de bütün bu milletin evlatlarını da muhafaza eylesin. Amin. Neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Amin. Yani zamanımızda haşhaşilik farklı şekillerde aynı şekilde beyin yıkma metoduyla bu yapılıyor. Din kullanılıyor. Başka şeyler kullanılıyor. Ondan sonra senin çoluk çocuğun akraban diyor oradan giriyor. İşte bunu yapmazsan diyor ananı babanı öldüreceğiz diyor. Onları öyle kandırıyor. Yani tekim oluyor da mesela PKK'dan kaçan bir kızcağız bana böyle böyle dediler. Yani kaçmak istedim ama diyor ananı babanı öldürürüz dediler diyor. Kaçamadım edemedim. Yani herkesin bir zayıf noktasını yakalıyor ve oradan da giriyor. Dinse din, makamsa makam, kadınsa kadın, erkekse erkek bir yerden giriyor. Mevki ise mevki oralardan geliyor ve netice itibariyle beyin yıkanıyor. Beyin yıkanınca Hasan Sabbah'ın eroinle yaptığı iş
Bu şekilde de oluyor. Ve bunlara da genel olarak haşhaşi diyeni veriyor. Tarih kitaplarında da bu yazıldığı için bu şekilde beyinleri yıkanan kimseler haşhaşilik yolunda. Yani kendi şeyleri değil, iradeleri yok, iradeleri satın alınmış, beyinleri aynı şekilde virüsle dolu, sıhhatli düşünemiyor. Düşünme imkanı söz konusu değil. Ancak böyle bir ortamdan çıkaracağın, düşüneceğin yaptıklarını falan tek tek şey belli bir zaman dilimi geçecek de ondan sonra yani akıl geriye gelecek, eyvah diyecek ben neler yaptım diyebilir. Diyebilir. Ha mümkün mü? Mümkün tabii, mümkün. Bir de namert olur, Allah-u Teala korusun böyleler. Efendim gelelim bir de dinleyicimize dedi ki bu Ali Suavi hadisesi varmış dedi. Evet, yabancı bir kadınla evliydi o Ali Suavi, manyağın teki. Tarihçiler daha iyi bilir onu da. Fakat kitaplarda yazıldığı için Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri zamanında bu böyle bir şeye girişmiş. Fakat o zaman Beşiktaş Karakol'un başında hatta imza atmasını bile bilmiyor ama çok mert birisi. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri tahta geldiği zaman onu çağırıyor. Diyor ki amcamız diyor Abdülaziz Han Hazretleri'nin vefatında diyor bizi cenazeye sokmadın diyor. Biz şehzadeyiz dedik diyor. Ben sadece sultandan emir alırım dedin diyor. Tabii mahcup oluyor ama efendim falan. Diyor ki şimdi de öyle misin diyor. Sadece sultandan mı emir alırsın? Evet diyor. Mert birisi ama. Diyor seni Beşiktaş Karakolu'na verdim. O Ali Suavi'nin baskın yaptığı sarayı şu anda hatırlayamadım. Beylerbeyi değil. Beylerbeyi kaçtı. Çırağan. Çırağan'dı herhalde. Yıldız Sarayı veya Çırağan. Yok Yıldız Sarayı değil. Çırağan. Oran diyor kontrolü sana. Ya Vahattin Bey hakikaten yiğit adammış ha. Bazen bir kişi ne yapacak falan. Bu bir çaput sürülerini şimdi zamanımızda var ya böyle ayarlamış getiriyor. Orada baskın yapacak. Orada şeyin Cennet Engin Hazretleri'nin kardeşi oluyor herhalde. Sultan 5. Murat Han. Aklı dengesi gitmiş. Hatta evet. Onu mason diyorlar. Masonluğu falan bilmiyor getirdiler. İmzalattırmışlar yani. Onu tekrar iş başına getirecekler. Sadrazamlar falan filan mason ya. Yabancıların uşağı ya. Sultanı gösterip fermanları kendileri hazırlayacaklar, kendileri yapacaklar. Cennet Mekan Hazretleri'ni indirecekler. Niyetleri bu. Tek başına onlar o saraya girmişler, denizden girmişler. Bu haber alır almaz hemen koşmuş. Elinde bir sopa var sadece. O Ali Suvay'ın kafasına bir indiriyor sopayı, herif geberiyordu zaten. Zaten onun geberdiğini görünce de öbürleri zaten çapulcu sürüsü. Kaçıp. Hainler korkak olur. Evet. Hainler korkak olur, tabanları yağlamışlar. Tabii hepsini de toplamış sonra. Hepsini de toplamış. İşte o Ali Suavi Aziz bir tek kişi yani. Bir karakolun başındaki bir komiser diyelim o zaman. Hani bir o tek başına halletmiş o iş. O Ali Suavi denen herifi. Bu böyle işte İngilizler falan bunu şişirmişler. Karı da zaten yabancı. Karı zaten oradan ajan. Sen işte başbakan olursun, sadrazam olursun, sen şöyle olursun, sen böyle olursun. Osmanlı'yı diriltirsin, yükseltirsin falan. Salak da bunların hepsini ak bayram zannetmiş. Uşak olduğunu anlayamamış. Uşak bunlar. Evet. Piyon. Allah-u Teala böyle olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Amin, amin. Şimdi gelelim efendim emire itaat. Ehl-i Sünnet alimleri uzun uzun yazmışlar. Bu konuyla alakalı Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu faydalı bilgiler kitabında çok geniş bilgi var. Emre itaat vacip diye de yazıyor. Ulul emre itaat. Ulul emir İslam alimleridir, müştehit alimleridir diye de açıklamış İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri. Başındaki Habeşli bir köle de olsa, Hadika'da, Berika'da geçiyor bu. Onun aynı şekilde meşru emirlerine itaat edilir. İsyan edilmez. Onun için Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında açık net bir şekilde şu ifade geçer. Müslüman hangi ülkede yaşarsa yaşasın, içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına saygılı davranır, itaat eder, suç işlemez. Ve Allah-u Teala'nın emirlerini yapar, günah işlemez. Ehl-i Sünnet itikadındaki Müslümanın ölçüsü bu. Evet. Tarihte hiçbir zaman bir Ehl-i Sünnet aliminin bir isyan hareketi ve Ehl-i Sünnet Müslümanların da aynı şekilde başkaldırı hadisesi hiç olmamıştır. Ama bu şekilde böyle isyan hareketleri hep dikkat edin ya itikadı bozuktur, ya zındıktır yahut da dinsiz imansızdır. Ama İslam perdesi adı altında yapmışlardır bunları. Evet. Bu hadiselerin hepsini, mesela Mehdilik hareketleri olmuştur. Çok olmuştur. Etrafına 3-5 serseri toplamıştır ve netice itibariyle isyan edenler hep olmuştur. Cennet Mekan Hazretleri Osmanlı döneminde de çok olmuştur bunlar. Osmanlı döneminde de aynı şekilde bunlar aynı şekilde çok olmuştur. Cumhuriyet dönemi girerken de yapmışlardır bu işi. Tabii bilerek yapılmıştır. Bu Menemen hadisesi. Tam bir danışıklı dövüş. Evet. 31 Mart vakası Cennet Mekan Hazretleri döneminde yapılmış. Tam bir danışıklı dövüş.
Yani bugün zamanımızda uygulananlar o zaman daha beterlerin aynı şekilde uygulanmış. Şimdi elbise tarihinde çok güzel misaller vermişler. Akrep akreptir, bal yapamaz. Ar bal yapar. Akrep ne yapar? Sokar. Dolayısıyla cibilliyete akrep olan insan, başına sarık da giydirsen akreptir. Sakal da bıraksa akreptir, bu adam sokacak. Bu adamdan aynı şekilde bal beklemek hayaldir. Evet. Akılsızlıktır, ahmaklıktır. Dolayısıyla akrep bal yapmaz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren iyiler de var, kötüler de var. Büyüklerden bir zat buyuruyor ki iyiler iyilik yapmaya, kötüler de kötülük yapmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Enver abiler bir seferinde Cağaloğlu'nda böyle bir toplantı olmuştu da, bir kimsenin Said mi Şaki mi olduğunu anlamak için kerame sahibi olmaya gerek yok. Bu adam ne iş yapıyor? Ona bakılır. Ne iş yapıyor? Devleti devirmeye çalışıyor, isyanlar yapıyor, insanları katlediyor, insanları aynı şekilde hapse attırıyor falan filan. Demek ki Şaki bu. Şaki bu. Kim olursa olsun, ismi cismi etiketine olursa olsun. İsmi cismi etiketine olursa olsun. Efendim Şaki olan din adamı kılığında, zamanımızda da çok öyle. Çok öyle. Parayla aynı şekilde, menfaat karşılığında ölüp gidenler var yani. Geberdi gitti bazıları. Adam para karşılığında dinini sattı gitti. Dinini sattı gitti. Şimdi orada hesabını görüyor. Şimdi orada hesabını görüyor. Onun için herkes otursun ve Ehl-i Sünnet alimlerin buyurduğu şekilde Cenab-ı Hak kendisini nerede kullanıyor? Hayırlı işlerde mi yoksa kötü işlerde kötü mi? Işte. Kötü işlerde kullanıyorsa şakidir. Aklı başına gelir, tövbe istiğfar ederse ölmeden önce tövbe kapıları herkese açıktır. Ama Bahattin Bey, şimdi diyelim ki bir şahıs düşün. Adam günah işliyor. Yani Allah-u Teala ile kendi arasında olan günahları işliyor. Kimse bilmiyor. Kimseye de zarar vermiyor. Bu kimse kimseye bildirmeden açar elini. Ya Rabbi tövbe ettim sana diye. Ağlayarak dur. Cenab-ı Hak hepsini siler. Ama ucu insanlara dokunan günahlarda tövbe aleni olur. Sen bu kadar insan öldürmüşsün, bu kadar insana zarar vermişsin, hapse atmışsın, parasını gasp etmişsin, kurban demişsin, hizmet demişsin, dalavere demişsin, çalavere demişsin, neyse bunları toplamışsın. Bunların hepsini aynı şekilde sahiplerine iade etmek, tek tek helallaşmak gerekir. Helallaşma şansı var mı? Yok. Dolayısıyla ben bazen dikkat ederdim. Evet, Allah-u Teala tövbeleri kabul eder. Ama insanlara zulmedenlerin tövbe etmesi imkansız gibi diye yazılı. Niye imkansız gibi? Bak bakalım. Adamların parasını almışsın. Veyahut da aynı şekilde adamları içeri attırmışsın. Adamlara zulmetmişsin. Din, Allah-u Teala'nın diniyle oynamışsın. İşte içkide için demişindir. Ondan sonra kendinizi gizleyin demişindir. Bilmem ne halt demişindir. Kalk demişindir. Kok demişindir. Ve netice itibariyle insanların dinini imanla da oynamışsındır. Bunun cezası kalır mı hiç? Kalmaz. Önce dünyada rezil, sonra da ahirette. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.